ve götürüyoruz. Yarın da inşallah etkinlikler devam edecek. Daha önce bir gelin almıştım. Yarın Allah nasip ederse bir gelin daha alacağım inşallah. Bunun mutluluğundan daha büyüğü olmaz. Gelenek ve görenek üzere kına ateşimiz Bismillahirrahmanirrahim kelimeleriyle başladı değil mi? Hayırlı olsun. Cevite buz musun? Gelin misin kız mısın? Aytaç Kılıç, sayın yarışmacılar. Köyümüz neredeyse kalmadı, çok azı kaldı. Köy yollarımız, sıcak asfaltlar yapılmaya başlandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda tamamen otağıdır. Burası Hüdabendigâr diyarıdır. Büyüklerimiz bilirler, ben babamdan. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan itibaren bu şölene geliyorum, Kocaeli şöleni. Gerçekten şu an aslında çok sayıda şölen yapılıyor ama şölenlerin ilk başladığı yer burası. Aslında Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin otağını kurduğu yer burası. Kocayayla, evet, Orhan Gazi'nin ve Nilüfer Hatun'un düğünlerinin yapıldığı yer. Cihan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yer. Gerçekten bu anlamda 53.sü düzenleniyor. 4. Türk dünyası atosporları şenliği de düzenleniyor. Burada çok sayıda Türk dünyasından gelen kardeşlerimiz ve onların çadırlarını da ziyaret ettik. Finale yaklaşmamıza rağmen bu kalabalığın burada muhafaza edilmesi günlerdir. Bu kalabalığın burada olması ve sadece bir kalabalık olarak değil tüm aktivitelere de katılmaları bizi gerçekten de gururlandırıyor ve umutlandırıyor geleceğe dair. Evet. Biz de zor girdik buraya. Arabamıza zor parkeri bulduk. Gerçekten de çok güzel bir organizasyon. İnsanların gönlünde tat kurmuş bir organizasyon. İnsanlar yıllardır buraya gelmek istiyor, arzuluyor ve geliyor burada. Saatlerce, günlerce kalarak evet hem sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem de buradan bir coğrafyaya mesaj veriyor. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Size hoş geldiniz diyeyim. Ben aynı zamanda bu kelesliyim. Bu yaylada koyun otlamışlığı bile var. Çocukluğumdaki coşku aynen devam ediyor. Hiçbir şey değişmemiş. Her ne kadar konuşmamda da ifade ettim. 53.sü denilse de belediye organizasyonudur bu. Ama gerçekten 700 yıldır devam eden Ege ve Marmara bölgesinde bütün yörükleri toplandığı bir mekandır burası her yıl. Dolayısıyla 700 yıllık kültürümüzün biz devamını sağlıyoruz.
Hakikaten çok heyecanlıyız. Ben emeğe geçen başta Keles Belediye Başkanı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza, vekil arkadaşlarımıza katılanların hepsine hakikaten teşekkür ediyorum. Bir de tüm milletvekillerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Anwar Aktaş'a, ilçe başkanımıza, belediye personelimize ve en önemlisi Keleslilere çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Kocayayla söyledi. Bu kalabalığı biz daha önce şeyde görüyorduk. Finalde görüyorduk, büyük sanatçıda görüyorduk. O esas Yusuf Güney geldiğinde nasıl olacak, o zaman daha güzelini göreceğiz. Türkücülerimiz çıkmaya başladığında, şimdi mahalli sanatçılarımı izliyoruz, müzeyi izliyoruz. İki tane Türk Halk Sanat Müzesi sanatçımız var. Ondan sonra Yusuf Güney konserimiz var. O zaman daha bu kalabalık coşacak, gömüyecek. Bir bakışla yaktın beni, aşk ile dolaştın beni, derdi derdi beni. Alkışlarınızı bekliyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden, bütün sevenlerimizden, özellikle değerli başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bizleri davet ettikleri için. Koca yayla adına yakışır bir şekilde gerçekten koskocaman bir yayla ve uzun zamandır da bu festivaller yapılıyor ve ben buraya 10 sene önce gelmiştim. Ya. Ve 10 sene sonra tekrardan gelmek benim için bir onur oldu tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Ulan gibi de düşünüyorum şeyde, çünkü araçlarım yoğun dışarıda. Aynen. O zaman geldiğimde de inanılmaz bir kalabalık vardı. Burada giremedik hatta, bir yarım saat uğraştım buraya gelene kadar. Şu anda da öyle. Dışarısı muazzam bir kalabalık. Sevenlerimiz sağ olsunlar, hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar bizleri. Ama önemli olan tabii ki de değerli başkanım gibi büyüklerimizin bizleri onlarla buluşturması. Bu tarz güzel organizasyonların yapılması demek. Sanatımızı en güzel şekilde onlarla buluşturmamız demektir. Sevenlerimizle buluşturmak demektir. Haliyle ben kendisine ve bütün ekibine huzurlarında çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkmen bölgesi diyeceğimiz milletimizin ana omurgasını teşkil eden, gerçekten de örfüyle, adetiyle, geleneksel yaşam tarzıyla bizim özümüzü yansıtan bir toplum yaşıyor burada. Hem Keles'te, hem Orhaneli'nde, hem Büyük Orhan'da. Keles'te bu ilçelerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl Keles'te çok güzel bir Kocayayla'da bir etkinlik gerçekleşmişti. Geleneksel sporlar aktivitesi vardı. Bu yolda aynı anlamda yine devam ediyor. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Keles Belediye Başkanımıza bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Bizim özümüz gerçekten bizim medeniyet tasavvurumuza yansıtacağımız, geleceğimizle birlikte, geçmişimizle birlikte geleceğimizi şekillendirebileceğimiz bir öze sahip. İnşallah bundan sonra bu etkinlikler birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olsun. Ülkemizin yarınları için ümit olsun, güzellik olsun.
Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Allah razı olsun. Kırmadınız. Bir de gelelim yayla kendimizi. Güzel programı saatini aldı ama ya. Hep söylüyoruz. Yörüklerin harman olduğu bölgedeyiz. Ve bu güzel programımız birlik ve beraberlik kaynaşmayı çok ciddi bir anlamda sağlamış oldu. Ya ecdadın, ecdadın at sürdüğü, iz sürdüğü bir yer buralar. Aynen. Buralar gerçekten özellikle Kocayayla bu manada çok önemli bir tarihçesi var. Hem atasporu şenliklerimiz hem de Keles Kocayayla şenliği bizim örfümüzü, kültürümüzü, adetimizi yaşatmak ve ayakta tutmak adına yapılmış önemli faaliyetler. Bu manada Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Belediyesi olarak yaptığımız bu organizasyonla da biz konunun tüm taraflarını, şehir dışından misafirlerimiz var, yurt dışından misafirlerimiz var, inşallah hep bir arada tutacağız. Atasporları, Türk dünyası atasporları da çok değerli, çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlik dolayısıyla da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yarın pazar günü öğleden sonra bizim kendi etkinliğimiz var. Onda da bütün halkımızı bekliyoruz. Bizim halkımız bu iki etkinliği de mutlaka izlemeli. Güzel dakikalar geçirmeli. Kocaeli gibi güzel bir yerde böyle bir program inşallah hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımıza da iyi eğlenceler diliyorum. Ömer Atar kaçın geliyor. Mirza Bey atın. Sayın Reşit Karabacak burada da... Konya Gençlik İsmetleri Spor